Merhaba sevgili masal arkadaşım. Bugün sana yemek programları masalını anlatacağım. Ama istersen sen de birmasal.com'a girerek oradan okuyabilirsin. Yemek programları. Bir varmış, bir yokmuş. Güzel bir şehirde 10 yaşlarında Bengi adında bir kız çocuğu yaşarmış. Okulunda çok sevilen ve başarılı bir öğrenciymiş. Evinde annesi, babası ve ablasıyla birlikte yaşarmış. Derslerini bitirdikten ve yemek yedikten sonra en çok sevdiği şeyi yaparmış. O da yemek programları izlemekmiş. Televizyonda en çok sevdiği şey yemek ve tatlı yapan aşçıların programlarını izlemek olurmuş. Bunları izlemek ve o yemekleri yapmayı istemek Bengi'yi çok mutlu edermiş. Bengi aynı zamanda mutfakta da annesine yardım etmeyi çok seviyormuş. Elinden geldiğince annesine yardım eder ve birlikte yemek hazırlarlarmış. Bengi çok beğendiği ve yapmak istediği bir tarif bulmuş. Annesine sormuş öncelikle. Anneciğim, kurabiye yapmak istiyorum. Mutfağı kullanabilir miyim? Demiş. Annesi de izin vermiş. Çünkü kızının mutfak konusunda ne kadar heyecanlı olduğunu biliyormuş. Hatta isterse ona yardım edebileceğini bile söylemiş. Bengi önce mutfağı toparlamış, kendine kurabiye yapmak için bir yer hazırlamış. Sonra büyük bir hevesle kullanacağı tüm malzemeleri yerleştirmiş. Sürekli gidip almak istemiyormuş çünkü. Tüm malzemeler elinin altında olsun istiyormuş. Mutfak malzemelerini düzenledikten sonra sıra gelmiş marketten kurabiye malzemelerini almaya. Elbisesini giyinip markete gitmiş. Kendine minik bir alışveriş listesi bile hazırlamış. Markete gidip listedeki tüm malzemeleri almış. Her şeyin çok iyi olmasını bekliyormuş. Tüm malzemeleri eve getirdikten sonra mutfağa girmiş ve kurabiye hamurunu hazırlamaya başlamış. Biraz zaman geçtikten sonra tüm malzemelerin hepsini koymuş ve başlamış hamuru yoğurmaya. Annesi gelmiş ve "Yardım lazım mı kızım?" diye sormuş. Bengi o kadar yoğunlaşmış ki fark etmemiş bile. Ama sonra annesine "Teşekkürler anne ama kendi başıma yapmak istiyorum." diye söylemiş. Annesi de başlamış Bengi'yi izlemeye. Aynı televizyon programlarındaki gibi yapıyormuş. Çok mutlu olmuş annesi. Çünkü kızı kendi istediği şeyleri kendi başına yapmaya çalışıyormuş. Birkaç minik hata yapmış Bengi ve morali çok bozulmuş. Annesi hemen tavsiye vermiş kızına. İlk seferde mükemmel veya istediğimiz gibi olmayabilir. Ama önemli olan bunu yapmak ve istememiz, uğraşmamız. Bir dahaki sefere istediğin gibi olacaktır. Demiş. Akşam olunca herkes yemekten sonra çayla kurabiye yemeye başlamış. Tadını tüm aile çok beğenmiş. Herkes Bengi'ye ellerine sağlık demiş. Herkes de onu tebrik etmiş. İstediği şeyleri yapmak için uğraşması çok güzel bir davranışmış. Ya masal arkadaşım, istediğimiz şeyler için önce emek yapmamız gerekir, değil mi? Emek olmadan yemek olmaz. Ya masal arkadaşım, yine bir masalın daha sonuna geldik. Ama diğer masallarımızdan haberdar olmak istiyorsan, seni hemencik YouTube kanalımıza abone olmaya davet ediyorum.